faiz artırım döneminde kredi kartına daha çok yüklendiler. Evet. Çünkü enflasyon bir yandan çok hızlı arttı. İnsanların gelirleri o kadar hızlı artmadı. Her ne kadar Temmuz ayında bir asgari ücret zammı, memur zammı yapılmış olsa da aynı oranda vatandaşın gıda harcamaları artmadı. Daha yüksek artış oldu. Zaten Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı, memurlara vaat edilen o taban maaş, maaş işte 22 bin küsür lira. Bu kısım aslında Ocak-Temmuz arasında eriyen ücretlerdi. O kısmı kapatmış oldu. Haziranda aslında Merkez Bankası faiz artırmaya başlamıştı. 20 Ekim'e kadar taksitsiz kredi kartı borçları %44 artış kaydetti. BDDK verileri böyle söylüyor. Peki bu niye oldu? İşte tam da bu yüzden oldu. İnsanlar aslında yaz döneminde daha çok harcama yaptılar. Enflasyonun psikolojik bir tarafı vardır. O da şudur. İnsanlar enflasyon döneminde bugün almazsam yarın daha pahalıya alacağım. Ne de olsa kredi kartım var diyerek insanlar kredi kartı üzerinden alışveriş yaptılar. Tabii 90'larda çok fazla kredi kartı kullanımı yaygın değildi. 2000-2007 arasında aslında Türkiye'de en çok kredi kartı kullanımının arttığı dönem, kullanım değil kredi kartı sahibi dönemin arttığı dönem aslında bu dönem. Ama o dönemler faiz, yani 2007 sonrası faiz daha düşüktü ve kredi kartından harcama yaptığınızda sanki hiç faiz yokmuş gibi. Yokmuş gibi, evet. Önümüzdeki ay işte 10 bin, o yıllarda tabii 2000 liralık harcamalar, büyük harcamalardı. 2000 liralık bir harcama yaptığında zaten taksitlendirilmiş de var, çok göze batmayan harcamalar çıkıyordu. Ama geldiğimiz son artışlar. Hatta yönetmenimizden rica edelim, o faizlerden bahsettik ya biraz önce, bir tablo halinde vermiştik. Onu da getirelim ekranlara. O da dursun, onun üstünden konuşalım. Evet. Söz uçar, yazı kalır. Kredi kartı faizleri can yakacak dedik ama nasıl olacak? Şimdi kredi kartı bankanın size tanımladığı bir plastik kartla verdiği aslında kredidir. Evet. Eğer varsa izleyicilerimiz arasında gecikmiş borcu olan, dilerse şöyle bir şey yapabilir. Kredi kartınızı girin banka sisteminize. Banka size orada limit indirimi ve limit artırımı sunacaktır. Bu ay borcunu imkanı olup borcunuzu öderseniz kredi kartı limit artırımı talep edin. Banka bunu vermeyecek. Ama indirim talep edin. Saniyesinde mesaj gelecek. Talebiniz işleme alınmıştır ve gerçekleştirilmiştir diye. Çünkü bankalar artık kredi kartı vermekten de çekiniyorlar. Çünkü aslında bankaların vermek istediği yüksek faizle mevduat bankaya geri döndü. Bankaların elinde para bollaştı. Bankalar bunu sıkılaştırılma nedeniyle, parasal sıkılaştırma nedeniyle veremiyorlar. Kredi kartı Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte yükseldi. Şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamalarından görüyoruz ki bu yeniden artacak. Evet. Yani 6 ay önce şunu konuşuyorduk. Yarın almazsanız daha ucuz. Kredi kartıyla ilgili şunu söyleyelim. Bugün ödemezseniz yarın daha pahalı. Asgari ücretle, asgari ücreti ödeyerek götürülebilecek bir durumdan çıktı bu iş. Çünkü 50 bin lira ve üzeri kredi kartı olanlar asgari ücreti ödediklerinde bir sonraki ay çıkacak bedel, hiç harcama yapmasalar bile bir önceki asgari ücret kadar faiz ortaya çıkıyor artık. Burayı daha söyleyelim, çok çok önemli. 50 bin lira ve üzeri kredi kartınız var. 50 bin liranın asgari ücretini yatırdınız bu ay. Önümüzdeki, asgari ödeme tutanı yatırdı. Evet, o ayda harcama yapmadınız. Hiç harcama yapmadınız. Hiç harcama yapmadınız. Şimdi bu faizlerle birlikte neredeyse bir o kadar faiz işleyecek. Yani asgari ücret kadar faiz işleyecek. Bir asgari ödeme tutarı kadar daha faiz işleyecek. Daha faiz işleyecek. Ve ana para borcu erimemiş oluyor. Evet. Eğer kartını ödemekte güçlük çekenler varsa, her ödemede ortaya çıkan limiti, dediğimiz gibi limit indirimi yaparak aşağıya çeksinler. Böylece hem kendilerini korumaya altına almış olurlar, hem ana borcu kısaltmış olurlar. Çünkü bu saatten sonra kredi kartı kullanmak hayal olacak. Çünkü bir ürünü gerçekten elden taksit yapan şirketler vardır. Biliyor musunuz? Çok yüksek faizle verirler, gidersiniz senetle. Neredeyse kredi kartı o senetle satış yapan yerlerden daha pahalıya gelmeye başlayacak. Şu Ocak, Şubat, belki de Mart dönemi. Çünkü görüyoruz ki Merkez Bankası her faiz kararında faiz arttıracak. Nereye gelecek? İşte enflasyonla kafa kafaya geldiğini varsayalım. Bu seviyelerin nakit çekim ücretleri 9'lara, belki 10'lara gidecek bu seviyede. Değil. Merkez Bankası'nın önümüzdeki 35 olduk. 40 olacağız. 45 olacak. Belki 50 olacak. Belki bir şok artırım yapacak. 60 yapacak Merkez Bankası, ki ideali de budur zaten. %60, 50, 55 seviyeleri. Çünkü biz hep diyoruz ya, enflasyon, faiz, kur ilişkisinde bu böyle bir denge var. Bu şekilde olduğunda dediğimiz gibi %10'lara gelecek. Yani tefeci bankadan daha az senetle sizden para alabilecek. Değerli izleyiciler, çok çok önemli uyarılar, altın değerinde uyarılar. Diliyorum ki dikkatle dinliyorsunuz. Zira bu faizlerle, Bora Erden diyor ki
borcun asgari ödeme tutarını ödeyip o borcu eritebilmek mümkün olmayacak. Çünkü ödediğimiz miktar ancak bir sonraki dönemin asgari ücretini karşılayacak noktaya gelmiş durumda. Yani olan yine anladığımız kadarıyla dar gelirliye oldu, sabit gelirliye oldu. Ama bir yanda da parasına para katanlar, yani bankada milyonları bulunanlar, onlar yüksek faizler almaya devam ediyor. Milyon da artık gerçekten hani sözde milyon. Tabii, herkes milyoner artık. Herkes milyoner oldu. Ama bakın sağ iktidarların, Türkiye'de Demokrat Parti'nin, işte Doğru Yol Partisi, ANAP hepsinin bir mottosu vardı. Hep anahtar sunarlardı 90'larda. Herkese iki anahtar, herkese üç anahtar diye. AKP hükümette ise herkesin anahtarını aldı. Kimseye anahtar da vermedi. Şimdi TOKİ vardı çekiliş, geçtiğimiz gün sevgili Remzi ile konuşuyordunuz. Evet. İşte TOKİ vatandaşa ev diye vaat ettiği şeylerde bir fiyat artışı oluyor. Ama bir şeyi atlamayalım. Bu faiz artışları TOKİ'den ev alanları da vuracak. Alabilenleri. Alabilenleri. Şu an taksit ödeyenler öyle bir noktada ki o kadar çok yazıyorlar ki bana. Ev aldım. Tam 300 bin lira son borcum kaldı. Ödüyorum, yine 400 oldu. Ödüyorum, yine 500 oldu. Çünkü o tarafta da bir faiz hesaplaması var. Her seferinde evin değeri arttıkça, evin değerlemesi üzerinden bazı TOKİ sahipleri, taksit ödeyenler taksit ödüyorlar, ödemelerine devam ediyorlar, vadelerine. İşte o nedenle onları da vurmaya devam ediyor. Bir de şu var, geçtiğimiz dönemde faiz düşükken insanlar yüksek limit ya da limitsiz kart olan insanlar gittiler kredi kartlarıyla. Hala internette, sarı sitelerde, otomobil sitelerinde vardır. Kredi kartıyla otomobil satın alanlar oldu. Bakın hala bu hizmet, tabii, galerilerde devam ediyor. O aracın fiyatı düşüyor. Kredi kartını ödeyeceği taksit durduğu yerde artıyor. Her gün faiz yazıyor eğer borcunu düzenli olarak kapatmıyorsa. Bu şekilde bir noktaya getirdiler işi. Ve bunu biz söyledik. Bu olacaktı, bu geliyordu. Ama daha da kötüsü gelecek. Yani çünkü eğer Erdoğan bu yoldan dönmezse, Mehmet Şimşek bu şekilde adım atmaya, faizi yükseltmeye devam ederse ki arttıracağına dair işaretleri zaten veriyor. Eğer böyle devam ederse kredi kartı kullanmak yerine gerçekten tepeciye borçlanmak, bu da şey söyleyelim, bu bir ironik bir mesajdır. Gerçekten böyle bir şey sakın yapmayın. Ama senetle satış yapan yerlere borçlanmak daha makul hale gelecek. Şimdi Profesör Doktor Yalçın Karatepe hocamızın bir paylaşımı vardı ki bugünkü yazısında alıntılıyor, hatta yönetmenimiz diye getirecek ekranlara.